Musa aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de adı en çok zikredilen peygamber. 136 defa ismi zikredilmiş. Harun aleyhisselamla kardeşler. Bildiğiniz gibi Yusuf aleyhisselam zamanında hazine bakanı olmuştu. O zamanlar Mısır firavunlarından Reyyan bin Melik mümin bir kimseydi. Sonra gelenler mümin değillerdi ve Beni İsrail'e hiç kıymet vermediler. Zorbalıklar devam etti. İsyanlar birbirine getirdi. Firavun bir gece bir rüya gördü. Bu hayatının değişeceğini belgeleyen bir rüyaydı. Rüyasında Beyt-i Makdis'ten bir ateş çıkmıştı, Kıptilerin evlerini yakmıştı, lakin İsrailoğullarına hiçbir zarar vermemişti. Bu arada bilgi olsun, Kıptiler kimdi? Kıptiler Mısır'da yaşayan Mısır'ın eski yerlileri diye deriz onlara, putperestlerdi onlar. Bu rüyayı merak etti, neden sadece rüyasında o ateş Kıptilerin evlerini yakıyordu, İsrailoğullarına bir zarar vermiyordu, bu rüyayı tabir ettirdi. Etrafındakiler dediler ki, müneccimler, ey Firavun, Beni İsrail'den bir çocuk çıkacak ve senin saltanatını mahvedecek, yıkacak dediler. Tabi Firavun çok endişelendi ve tarihi geçecek bir karar verdi bildiğiniz gibi. İsrailoğullarından doğacak olan bütün erkek çocuklar öldürülecekti. Hatta o kadar iğrenç işkenceler yapıldı ki, doğumu yaklaşmış olan kadınlara eziyet ediyorlar, birçok malzeme kullanıyorlardı ve bir an önce doğumun gerçekleşmesi için bunu yaparlardı. Bakarlar, eğer doğan çocuk erkekse hemen onu keserlerdi. Böyle bir durum. Bu arada Yakup aleyhisselamın neslinden olan İmran'ın oğlu Musa aleyhisselam o sıralarda dünyaya geldi. Ebelerden biri Hazreti Musa'nın yakınıydı. Musa aleyhisselam doğduğunda anında çok parlak bir nur göründü. Hayret ve dehşet içinde kaldı. Daha sonra ebeler doğum bittikten sonra dışarı çıktı, adet olarak Firavun'un adamları içeri girdi. O an Musa aleyhisselamın annesi heyecan içinde, eyvah çocuğuma ne yapacaklar, erkek olduğu için öldürecekler, ne yapacağım derken gayri ihtiyari çocuğu yanan tandırın içine koydu. Askerler çocuğun olmadığını görünce demek ki öldü, dışarı çıktılar. Annesi büyük bir endişeyle derhal tandıra koştu. Bir baktı, İbrahim aleyhisselamı yakmayan ateş gibi Musa aleyhisselam tebessüm ediyor annesine o ateşin arasında. Hemen kucağına aldı. Üzerindeki isleri sildi, pakladı. Allahu Teala'ya şükretti. Firavun İsrailoğullarını köle olarak kullandığı ve ağır ağır işlerde onlardan istifade ettiği için yeni doğan erkek çocuklarını bir sene kestiriyor, bir sene kestirmiyordu. Çünkü her sene bu işi yapsa onun köleliğini yapacak olan kimse kalmayacaktı. İşte Harun aleyhisselam da bu kesilmeyen senede dünyaya geldi. İmran'a Allahu Teala'dan bir ilham geldi. Çocuğunu emzirmesi, bir tehlike altında kendini hissettiğinde hiç çekinmeden çocuğu Nil Nehri'ne bırakması emredildi. Bir anne için çocuğundan bırakın bu şekilde ayrılmak, onu iki gün bir yere göndermek bile ne kadar endişe vericidir. Ama burada seçilmiş hatunlardan bir tanesi olan Musa aleyhisselamın annesi bu müjdeden sonra kararını vermişti. Baktı ki işler kızışıyor. Çocuklar etrafta dolaşırken, tek tek sen kimin oğlusun,
ne yapıyorsun sorgu sual var, korktu. Daha küçücükken, bu kadar sıkıntılar varken, yarın benim oğlum ayaklandığı zaman başına neler gelir diye düşündü, bir marangoza sandık yaptırdı. Musa aleyhisselamı içine koydu ve Nil nehrine bıraktı. Bu arada aktardığım şeyler Kur'an-ı Kerim'in tabirleridir. Bunu da bir parantezle sizlerle paylaşalım. Marangoz işin farkına vardı ama hemen Firavun'un yanına giderek şikayet etmeye kalktı. Fakat Allah-u Teala'nın takdiri, dili tutuldu, marangoz hiçbir şey diyemedi. Kekeliyor, eveliyor, ağzından hiçbir şey çıkmıyor. Firavun'un adamları dedi ki, sen buraya niçin geldin? Bir şeyler anlatıyor ama kimse anlayamıyor. Defol git dediler, yaka paça tuttular, adamı dışarı attılar. Bu sayede o marangoz da işin farkına vardı ama söyleyemedi, durumu anlatamadı. Neyse, sandık, Musa aleyhisselamın olduğu sandık, Nil nehrinden sarayın bahçesine geldi. Oradakiler Asiye annemize götürdüler yavruyu. Yusuf aleyhisselama iman eden o Mısır meliki Reyyan bin Velid var demiştik ya, onun soyundan geliyordu Asiye validemiz, Firavun'un nesi hanımı. Bir sandık içinde kendisine getirilen o bebeği görünce, çok büyük bir mutluluk kalbine geldi. Çok güzel bir çocuktu. Onu aldı, bağrına bastı. Kocasının, Firavun'un yanına götürdü. Dedi ki, bu bizim çocuğumuz olsun. İleride bize yardımı olur. Buna kıyma. Bu ikimizin de güzel bir yavrusu olsun dedi. İkna etmeye çalıştı. Gerçekten de ikna etti kocasını ve sarayda yaşamasına izin verildi. Lakin daha yeni doğmuş bir yavru olduğu için süt emmesi lazım. Etraftan anne aradılar, kabul etmedi. Nihayet Musa aleyhisselamın ablası uzaktan uzağa zaten izliyor, Musa aleyhisselamın ne durumda olduğuna haber getiriyor, götürüyor. Böyle bir süt anne arayışı içinde olduğunu sarayın öğrendi ve ne yaptı? Annesine haber verdi. Bu durumda aynen Kur'an-ı Kerim'de aktarılmakta, El-Kasas suresinde. Dedi ki, Musa aleyhisselamın ablası, benim dedi tanıdığım birisi var. Hangi çocuk ondan süt emerse emsin, onu kabul ediyor. Kabul ettiler bunu da. Böylece onun annesinin emzirdiğini anlamadılar. Hatta Musa aleyhisselama kendi annesi süt verdiği halde ücret mukabili süt vermesini emrettiler. Ya Firavun ve hanımı Musa aleyhisselamı evlat edinmek isterlerken onu kendi inisiyatiflerinde terbiye edeceklerini düşünüyorlardı. Tabi yanıldılar. Firavun, düşünün lütfen, Musa aleyhisselamı bulup öldürmek için rüya görmüştü ya, Musa aleyhisselamı bulabilmek için bir rivayete göre 980 bin masum yavruyu, erkek çocuğunu katlettirmişti. Ama Allahu Teala Hazreti Musa'yı o arayıp durduğu baş düşmanının sarayında yetiştirecek ve o da bir gün Firavun'u tahtı ve saltanatıyla birlikte yerle yeksan edecekti. Musa aleyhisselamın annesi Firavun'un sarayına gitti, emzirmeye başladı. Lakin Firavun'un tam şeytanın ortağı olmuş bir veziri vardı, Haman. Durumdan şüphelendi. Bana dedi, doğruyu söyle. Musa aleyhisselamın annesine söylüyor. Bu çocuk senin mi? Doğru ol. Çünkü senden başka hiçbir annenin sütünü emmedi. Yalnız senin sütün emdi. Annesi Musa aleyhisselamın oralı olmadı. Her nedense dedi, bütün çocuklar beni sever, ben de onları severim. Böyle kaçamak cevaplar verdi. Haman ikna oldu.
ben buraları hızlı şekilde geçiyorum. İkna eden de Allahu Teala'ydı. Yine Kur'an-ı Kerim'de bu durum net bir şekilde açıklanıyor. Haman'ın yüreğine onu kabullenmeyi murad etti Allahu Teala. Nasıl o Nil Nehri'nde tam sarayın kıyısına Musa Aleyhisselam'ı taşıyan sandık geldiyse, nasıl Firavun'un hanımına ve Firavun'a kalp yumuşaklığı geldiyse, bunu da Allah Azze ve Celle ne yaptı? Murad etti. Şimdi o çocukluk yıllarına geçmeden önce bir bilgi olsun. Musa Aleyhisselam'ın peltekliği konuşulur. Bu doğrudur. Birçok eserde zaten bunlarda yazar. Bunun nedeniyle alakalı bir bilgi verelim. Sonra devam edelim. Değerli dinleyenlerim, Asiye annemiz Musa Aleyhisselam'ı özlediği zaman süt annesiyle beraber onu saraya getirtirmiş. Hediyeler verirmiş. Bir gün Musa Aleyhisselam, yine çocuk, Firavun'un odasına götürülmüş. Firavun şöyle bir kucaklamış. Musa Aleyhisselam Firavun'un sakalını çekmiş. Birkaç tane kıl koparmış. Bir de tokat atmış Firavun'un yüzüne. Elindeki kamçıyı tutmuş Firavun da. Demek sen böyle yaparsın ha. Bir tane vurmuş Musa Aleyhisselam'ı. Sen demiş, benim aradığım çocuk var ya, sen osun demiş. Ve Musa Aleyhisselam'ın katledilmesine haber vermiş. Buna karar kılmış. Tabi Asiye validemiz hemen koşmuş. Yapma etme, işte onun aklı ermiyor, o bir çocuk. İstersen demiş onu bir imtihan edelim. Bunun aklı çalışmaz ki. İstersen demiş bak beni dinle. Bir tabağın içine demiş yakut ve elmas koyalım. Para eden madenler. Değerli madenler. Bir tabakta ateş alalım. Eğer demiş bu çocuk, yani Musa Aleyhisselam, yakutu elması gördüğü tabağı alırsa akıllıdır. E zaten ateşi alırsa bil ki daha çocuktur. Firavun'un biraz siniri yatışmış, tamam demiş. Diğer odaya götürmüşler Musa Aleyhisselam'ı. Mücevher ve ateş dolu birer tabak getirtmişler. Musa Aleyhisselam'ın önüne koymuşlar. Elini cevher dolu tabağa götürürken parıl parıl parlayan o madenlere Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'ı göndermiş ve elini itmiş. O da yan taraftaki ateş koru dolu tabağa dokunmuş, ağzını almış, dili o anda yanmış. İşte sonra tabii etraftakiler, aa demek bu çocuk gerçekten de doğru söylüyormuş, yani çocukmuş dedi. Hemen tedavi ettiler falan, ama Musa Aleyhisselam'ın dilindeki pelteklik o kordan devam etti. Nereye kadar devam etti? Tur Dağı'nda yaptığı duaya kadar bu peltekliğin devam ettiği açıklanmış. Bunu da sizlerle beraber paylaşalım. Musa Aleyhisselam'ın hem fizik olarak hem ruh olarak kemale erdiği yaş 40 yaşı. Aynen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu gibi. 40 yaşına geldiğinde kendisine hüküm ve ilim verilmiş. Ve Musa Aleyhisselam da Firavun'un dininin bozuk ve batıl olduğunu açıkça ilan etmeye başlamış. Yine Musa Aleyhisselam dendiğinde unutmamamız gereken bir durum daha var. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Kısaca sizlerle paylaşmaya çalışayım. Bir kişiyi öldürdüğü biliniyor. Musa Aleyhisselam'ın bilerek öldürmemiştir ama bunun pişmanlığını sürekli yaşar. Hatta kıyamet zamanında dahi insanların peygamberlere koştuğu zaman ben böyle bir hata işledim, benden geçin sözü de çokça geçer eserlerde. Peki bu nasıl olmuştur? Firavun'un Fatun isimli oldukça kötü bir elemanı varmış, işçisi. İşi ekmek yapmak, Kıptilerdenmiş, yani ateşe tapıyor. Bu kişi bir gün Samiri isimli bir Sıptiyi dövmekte. İki ırk var dedik. Birisi Kıptiler, biri Sıptiler demiştik. Tam dayak yerken Musa Aleyhisselam oradan geçiyormuş, yardım istemiş. Musa Aleyhisselam da ikisini ayırmak için araya giriyor.
Fatun'u şöyle iteliyor ve ona vuruyor. Lakin işte olacak ya, bu itekleme sebebiyle Fatun yere düşüyor, kafasının üzerine ve orada ölüyor. Yani aslında Fatun'u öldürmek gibi bir niyeti yok. Kavgayı ayırmak. Şöyle ayrılın diye ikisini itekliyor. Yani Samiri'yi korumak istiyor. Çok üzüldü adamın öldüğüne. Allahu Teala'ya tevbe etti, mağfiret diledi. Bunu duyan Firavun acayip sinirlendi. Dedi ki, onu mutlaka bulun, bulunduğu yerde öldürün. Musa Aleyhisselam'ın artık orada durmaması gerekiyordu. Hiç vakit kaybetmeden Medyen'e doğru gitti. O zamana kadar Musa Aleyhisselam hayatı boyunca hiç şehir dışına çıkmamış ve nereye gideceğini de bilmiyordu. Hatta yanına yiyecek bir şey bile almamış. Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi kendisine ve Medyen yolunu gösterdi. O zaman Mısır'dan Medyen yaklaşık 7-8 günlük bir mesafe. Medyen halkıyla Musa Aleyhisselam arasında uzaktan bir akrabalık bağı olduğu da söyleniyor. Neyse devam edelim. Medyen'e gidiyor Musa Aleyhisselam. Halk o sırada Medyen'deki bir kaleden sürüleri çıkarıyor. Musa Aleyhisselam'ın durduğu yerde bir su kuyusu var. Kaleden çıkan sürüler oraya doğru geliyorlar sulanmak için. Herkes gelirken iki hanım dikkatini çekiyor Musa Aleyhisselam'ın. Koyunlarını getiriyorlar. Suluyor koyunlarını herkes gidiyor ama iki hanım kenarda bekliyorlar. Kalabalığa karışmıyorlar. Yanlarına gitti Musa Aleyhisselam. Dedi, siz burada niye bekliyorsunuz? Herkes hayvanlarını suluyor. Siz niye duruyorsunuz burada? Onlar da dedi ki, biz çobanlar gitmedikçe hayvanlarımızı sulayamıyoruz. Yani erkekler var, erkeklerin uzaklaşmasını bekliyoruz. İlginç geldi Musa Aleyhisselam'a. Peki sizin dedi ailenizde bir erkek yok mu, kimseniz yok mu? Dedi ki o iki hanım, bizim dedi babamız çok yaşlı, zaten hasta. Bütün erkek işi bize kalıyor. Biz de erkeklerin içine girmek istemediğimiz için onlar işini bitirdikten sonra en son sakince geçiyoruz, koyunlarımızı suluyoruz. Peki bu iki hanım kimdi ve yaşlı kişi kimdi? Yaşlı olan Şuayb Aleyhisselam'dı. Kızları o Musa Aleyhisselam'ın konuştuğu Safura ve Süfeyra isimli hanımlar. Düşünün, Musa Aleyhisselam tam 8 gündür aç olmasına rağmen güç de olsa ne yaptı? Nezaket gösterdi, kuyuya tası attı, suyu çekti. Safura ve Süfeyra'nın hayvanlarını suladı. Hanımlar da teşekkür ettiler ve oradan ayrıldılar. Şuayb Aleyhisselam, kızlarının davarları sulamaktan çok erken döndüklerini görünce şaşırmış ve ''Niye böyle erkenden geldiniz?'' demiş. Onlar da durumu anlatmışlar. Salih bir insandı galiba, bize yardım etti vesaire. Bir çağırın bakalım demiş Şuayb Aleyhisselam, bu kimdir? Sonra tanışmışlar. Musa Aleyhisselam'a soruyor kimsin diye, o da ben Yakup Aleyhisselam neslinden İmran oğlu Musa'yım. Başından geçenleri anlatmış, böyle durumlar oldu, Firavun beni kovalıyor vesaire. Şuayb Aleyhisselam da korkma diyor Allah'ın izniyle. Burada Firavun'un hükmü falan geçmez. Sen burada eminsin. Şuayb Aleyhisselam yemek ikram ediyor. Uzun yoldan gelmiş. 8 gün aç kalmasına rağmen Musa Aleyhisselam tereddüt içerisinde. Neden yemiyorsun diye soruyor Şuayb Aleyhisselam. Diyor ki, biz öyle bir aileyiz ki bütün dünyayı verseler bir ahiret ameliyle değişmeyiz. Ben bu yemek için değil, Allah rızası için yardım ettim diyor. Yani senin kızlarına yardım ettim ama 8 gün aç kaldığım için değil, ben Allah rızası için yedim. Şuayb Aleyhisselam çok seviniyor buna. Diyor ki, bu ikramımız benim kızlarıma yardım ettiğin, koyunları suladığın için değil,
misafirimiz olduğun için buyur ye. Tamam diyor. Zaten çok yorgun, aç. Musa aleyhisselam yemeğini yiyor ve istirahate çekiliyor. O sırada yine Kur'an-ı Kerim'de geçer. Safura babasının yanına gidiyor. Baba diyor, sen bunun ücretini versen de bizim yanımızda işçi olarak çalışsa, hem güvenilir birisi, yüzümüze bile bakmadı. Efendim, ahlaklı hem de güçlü birisi. Neyse, Şuayb aleyhisselam zaten Musa aleyhisselamı çok beğenmiş. Yanında olmasını istedi. Tabii bir çare düşünüyor. Nasıl yapsak, ne etsek diye. En son kızı Safura'yla evlenmesini teklif ediyor. Musa aleyhisselam, bu nasıl mümkün olacak diyor. Benim param yok, malım, mülküm. Bu nasıl olacak? Diyor ki Şuayb aleyhisselam, 8 sene sen koyunlara bak. Böylelikle ben de kızımı sana vereceğim. Ama 10 sene bakarsan daha iyi olur diyor. Yani amacı ne? Musa aleyhisselamın daha uzun süre yanında kalması. En az 8 yıl diyor, burada çobanlık yapacaksın, koyunlara bakacaksın. Şimdi burada bir parantez açalım mı? Bir peygamber dahi olsa, bakın, bir mevzuda anlaşırken, ileride belki bir sorun, bir durum olabilir diye, en baştan her şeyi açık açık konuşmuşlar. En sonunda da tabii Allah-u Teala'ya tevekkül etmişler ve bu anlaşmalarına Allah-u Teala'yı şahit tutmuşlar. Ne kadar bugün içinde kullanılması gereken bir durum değil mi? Ağızdan çıkanla daha sonra çünkü icraatlar değişik olabiliyor. Parantezi kapattık, yolculuğumuza devam ediyoruz. Tamam dedi, kabul etti. Musa aleyhisselam bu teklifi, koyunları güdüyor. Ama ilginç, hiçbir koyuna değnek vurmuyor, eziyet etmiyor ve aç bırakmıyor. Koyunları sulamak istediğinde bir asası vardı elinde, o asasını yere vuruyordu ve su çıkıyordu Allah'ın izniyle. Dolayısıyla hayvanları sulamakta sıkıntı çekmiyordu. Tam 8 yıl böyle geçti. Hem evlenmiş oldu, tabii aynı zamanda da işçiliğini yapıyor. Şuayb aleyhisselam bütün koyunları Musa aleyhisselama hediye etti. Fakat Musa aleyhisselam o hizmetini 10 sene boyunca devam ettirdi. Ve her sene makbul olan benekli koyun o zamanlar çok az doğarmış. O 10. sene koyunların hepsi hem ikiz olmuş, hem çoğalmış, hem de benekliymiş. Şuayb aleyhisselam bu demiş Musa ailesine Allah-u Teala'nın bir ikramı olsa gerek. Asası demişken Musa aleyhisselamın o yere vurduğu zaman Allah'ın izniyle suyun gelmesine sebep olan asası hem yırtıcı hayvanlardan koruyordu, bir ucu tutma yeriydi, diğer ucu da bir hayli sivriltilmişti. Değişik rivayetler var. Mesela Adem aleyhisselamdan gelen bir asa olduğu söylenir. Ondan işte Şuayb aleyhisselama kadar gelmiş. Şuayb aleyhisselam da koyunlarını otlatması için onu Musa aleyhisselama vermiş gibi birkaç değişik rivayet daha var. Musa aleyhisselam o 10 yıl dolduktan sonra Şuayb aleyhisselamdan izin istedi. Hanımıyla beraber Mısır'a dönmeye karar verdi. Koyunlarını da yanlarına alarak kış mevsiminde yola çıktılar. Musa aleyhisselamın amacı kardeşi Harun aleyhisselamı yanına almak, İsrailoğullarını o zulüm altında bulundukları Mısır'dan çıkarmak, kurtarmaktı. Yola çıktılar, nasıl bir yağmur bastırdı. Akşam saatleri her yer karanlık. Şiddetli mi şiddetli yağmur. Geceyi geçirmek üzere bir dağ buldular. O dağ adından sıklıkla söz edeceğimiz Tur Dağı'ydı. Bu dağın içinde bir mağaraya sığındılar. O zaman Musa aleyhisselamın hanımı hamile.
çocukları dünyaya gelmek üzere. Lakin bu soğuk ve karanlık, hem de yağmurun olduğu gecede ateşe ihtiyaçları var. Hava çok soğuk. Musa aleyhisselam bir şeyleri yakmaya çalışıyor, olmuyor. Böyle sıkıntılar devam ederken ileride bir ışık gördü, parlayan bir şey. Siz dedi burada kalın. Ben bu ateş kimdendir, nedendir? Ondan bir ateş alayım, hem seni ısıtayım. Sakın buradan bir yere ayrılmayın demiş ailesine. Aslında o ateş peygamberliğe kendisinin hazırlanması için bir işaretti. Sonra oraya geldi. O mübarek yerdeki vadinin kıyısında bir ağaç var. O ağaç tarafından bir ses geldi. Ağaç konuşuyor. Allahu Teala diledi mi? Her şeyi konuşur. Ey Musa diyor o ağaç. Ama aslında görüntü olarak sesin geldiği taraf ağaç. Konuşan Allah Celle Celaluhu. Ey Musa, bil ki ben bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Oraya vardığında kendisine tarafımızdan ey Musa diye seslenildi. Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal Tuva Vadisi'ndesin. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver. Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et. Benim zikrim için namaz kıl. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu kendimden gizleyeceğim. Ona inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler seni ondan, kıyamete inanmaktan alıkoymasın. Sonra mahvolursun. Musa aleyhisselam heyecanlandı. Asasını yere atması emrolundu ardından. O sırada asa dev bir yılan haline geldi. Musa aleyhisselam yine korktu. Kendisine korkmaması, emniyet içinde olduğu açıklandı. Sonra, şu sağ elindeki nedir diye soruldu. Musa aleyhisselam, o benim asamdır, ben ona dayanırım, onunla davarlarıma yaprak silkelerim, benim ona başka da ihtiyaçlarım da var, deyince onu yere atması emredildi. Hemen yere attı asayı, kocaman bir yılan oldu. Sonra tekrar eski haline döndürüldü. Musa aleyhisselama verilen mucizelerden ikincisi Yed-i Beyza'dır. Nedir bu? Elindeki müthiş nur veya parlaklık. Musa aleyhisselam kendisine emir verilince elini koynuna soktu. Çıkardığı an parlak ve her türlü hastalıklardan korunmuş olarak bembeyaz bir hale geldi. Adeta bugünün fenerleri gibi oldu eli. Çok şaşırdı, yine korktu. Bu sefer yine kendisi teskin edildi. Sakın elinin böyle parlak olmasından korkma. Tekrar elini yerine sok. Böylece denedi, evet eli koynuna soktuğu zaman eski haline geldi. İşte bu Yed-i Beyza denilen, yani bembeyaz, nurlu, parlak el mucizesi de Kur'an-ı Kerim'de El-Kasas ve Taha surelerinde aktarıldı. Nihayet Allahu Teala iki mucizeyle beraber dinini tebliğ için Firavun'a gönderdi. Çünkü Firavun iyice azmıştı. Musa aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi, ben onlardan birini öldürdüm. Şimdi oraya gidersem onlar da beni öldürebilir. Ben bundan korkuyorum. Hani Kıptilerden birisi vardı ya, yanlışlıkla ayırırken öldürmüştü ya,
onun korkusu vardı. Sonra kardeşini hatırladı. "Ya Rabbi," dedi, "Harun da benim yanımda gelse. Benim dilimde bir pelteklik var. Onun konuşması daha güzel. Onu da beni tasdik eden bir yardımcı olarak benimle gönderir misin?" Kabul edildi. "Sana öyle bir kudret vereceğiz ki," buyuruldu, "onlar sayesinde onlar size erişemeyecekler." Sonra Musa aleyhisselam ailesini merak etti. "Ben," dedi, "ailemi, ya Rabbi, kime emanet edeceğim? Hayvanlarım var, onları kime emanet edeceğim?" Allahu Teala muhafaza edenlerin en hayırlısı olduğunu hatırlattı. "Sen benim emrimi yerine getir, bana güven, ben ailene de eşyalarına da bakarım." İşte Musa aleyhisselam böylelikle dualar etti, Allahu Teala'ya hamd etti, Mısır'a geldi. Firavun'un büyük bir ordusu olduğunu düşünüyordu. Allahu Teala kardeşiyle ona, "Siz ikiniz benim ordularımdan iki büyük ordusunuz. Zayıf ve ezik olamazsınız," buyurdu. Musa aleyhisselam dua etti. "Çok büyük bir orduyla karşı karşıya gelecekler. Kolay değil, zamanının en büyük ordusuyla." Nasıl dua etti? "Ya Rabbi, işimi kolaylaştır. Dilimdeki şu bağı çöz. Ailemden bir yardımcı ver." Dualar, dualar, dualar. Nihayet bu dualara icabet edildi ve Musa aleyhisselam Harun aleyhisselamla beraber Firavun'un karşısına çıktı nihayet. Nil nehrinin kenarında kucaklaştılar kardeşiyle. "Haydi," dedi Harun aleyhisselama, "güzel kardeşim, Allah'ın izniyle bize verilen görevi yerine getirelim." Sarıldılar, kaynaştılar, neyse. Ondan sonra Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam Firavun'un kapısına doğru gittiler. Firavun Musa aleyhisselama, "Sen kimsin?" dedi. "Ben," dedi, "alemlerin Rabbinin peygamberiyim." Firavun şaşkın. Daha sonra ise evvelce ona yaptığı iyilikleri başa kakarak öfkeyle Musa aleyhisselamı suçladı. "Sen," dedi, "benim sarayımda büyümedin mi? Sen benim fırıncımı katletmedin mi? Şimdi sen böyle bir işe nasıl kalkarsın?" Bu konuşma da Şuara suresinde ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Musa aleyhisselam, "Evet," dedi, "ben kasten öldürmedim, birini öldürdüm ama ben bu işin nereye gideceğini bilmeden yaptım, yanlışlıkla yaptım. Senin zulmünden korkunca da gittim, kaçtım. Sonra Rabbimiz bana bir hikmet bahşetti ve peygamberlerden oldum," dedi. "İşte," dedi, "sen de bana ne yaptın? Zulmettin, insanlara zulmettin, köleleştirdin, beni ailemden ayırdın. Fakat sonra Rabbim bana hikmet verdi, beni peygamber kıldı." Firavun bunları duyunca küplere bindi. "Rabbin mi?" dedi. "Haşa, Rabbiniz de kimmiş?" "Alemlerin Rabbidir," dedi Celle Celaluhu. "Bizim Rabbimiz her şeye, bütün varlığa hükmeden doğru yolu gösteren," dedi. Sonra, "eğer," dedi, "sen biraz düşünsen, aklın olsa, şu göklerin, şu bastığımız yerin ve görüp göremediğimiz her şeyin Rabbine iman ederdin." Firavun dedi ki, hem bir taraftan aklı karışıyor, bir taraftan da tabii etrafında yardımcıları da var, sorular soruyor. "Önceki," diyor, "milletlerin hali ne olacak? Bundan öncekiler." Dedi ki Musa aleyhisselam, "Onlar hakkında bilgi Allah'ın indinde bir kitapta yazılıdır. Benim Rabbim her şeyi bilir. Onda unutma da yoktur, yanılma da yoktur," dedi. "O," Celle Celaluhu, "yeri bizim için beşik yaptı, bize yollar açtı, gökten su indirdi," dedi. Ayetleri aktarıyor. Firavun
etrafında bulunanlara şöyle baktı alaycı bir tavırla. Duyuyor musunuz dedi. Herkes kafayı salladı evet der gibi. Tabi Musa aleyhisselam devam ediyor. Rabbimiz üstündür, Rabbimizin eşi ve benzeri yoktur anlatıyor. Bir an geldi, Firavun iyice delirdi. Kendini ilah zannediyor, zavallı. Dedi ki bakın siz de duydunuz, şahitsiniz. Bu gelen elçi mutlaka delirdi. Musa aleyhisselam hayır diyor, esas deli sensin. Aklını kullansan bilirsin ki Rabbim Celle Celaluhu doğunun batının ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Bu sırada tehdit etmeye başladı Firavun. İkinizi de dedi öyle işkence ederek öldürürüm ki aklınızı yitirirsiniz dedi. Benden başkasını ilah edinirsen zindanlarda sizi çürütürüm. Musa aleyhisselam dedi ki sana dedi Allah'ın izniyle bir mucize sunarsam o zaman da aynısını yapar mısın bana? Firavun düşündü biraz. Eğer bu dediğinde doğruysan dedi hadi getir bakalım neymiş o mucize? Allahu Teala tabi ilham ediyor. Musa aleyhisselam asasını şöyle batıverdi. Kocaman bir yılan. Nasıl korktu ama hem Firavun ve diğerleri. Ne olur dedi tut şunu tut 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 tamam. Beni İsrail'e dedi serbest bırakacağım yeter ki tut şunu. Musa aleyhisselam eğildi asayı eline aldı. Tekrar sopa oldu o yılan. Başka dedi bir mucizen var mı? Daha önce ne verilmişti? Elinde bir nur vardı ya gözleri kamaştıran. Elini koynuna soktu çıkardı. Herkesin gözü böyle ışıl ışıl sanki güneşe baktığınız zaman gözünüzü kısarsınız öyle oldu. Yine korktu Firavun ve diğerleri. Neredeyse işte o an Firavun daha sonra anlatıyor bunu. İman edecekmiş Firavun bu mucizelerden sonra. Haman o yardımcısı o şeytan bakmış Firavun elden gidiyor. Ya demiş sen tanrısın. Sana başkasına kulluk yapmak yakışır mı? Herkes seni tanrı biliyor. Sen tanrılıktan kulluğa mı ineceksin şimdi? Tabii Firavun'un kafası karışık. 500 kişilik bir heyet kurdu. 500 kişi toplantı üzerine toplantı yaptılar. Dediler ki bakın bu çok bilgili bir sihirbaz. Haşa yani Musa aleyhisselamın yaptıklarına. Ne yapacağız ne edeceğiz? Biz buna karşı mukavemet edemezsek çoğu insan bizden uzaklaşacak. Neyse onu dediler ve kardeşini sen biraz beklet. Biz etrafa yayılalım. Ne kadar etrafta böyle derin sihirbazlar varsa onları toplayalım hepsini bunun karşısına dikelim. O zaman Musa aleyhisselamın zamanında sihirbazlık çok ilerlemiş. Tamam dedi Firavun ve buluşma zamanı geldi. Bayram günü. Kuşluk vaktinde insanlar toplandı. Firavun'un adamları evvela konuştular. Bak eğer biz üstün gelirsek böyle. Sen üstün gelirsen böyle. Herkes sabırsızlanıyor. Müsabaka günü halk etrafta hınca hınç dolmuş. Firavun'un adamları kendi aralarında hemen bir istişare yaptılar. Eğer dediler bu Musa dedikleri adam kendine peygamber diyor ya. Şimdi hepimize üstün gelirse biz onun dinine gireceğiz. Tamam. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a demişler. Eğer demişler biz bu Musa'ya aleyhisselam üstün gelirsek bize bir ödül verecek misin? Siz demiş orasını hiç düşünmeyin. Çok önemli yerlere getireceğim sizi. Peki demiş sormuş siz onu bırakın da siz Musa'ya galip gelebilecek misiniz aleyhisselam? Biz demiş şu ana kadar görüp göreceğim sihrin en üst noktasındayız. Bizim kadar bilgili hiçbir kimse yok. Hem biz sayıca da çok üstünüz. Musa aleyhisselam o sırada sihirbazlara söylemiş. Yazık size. Allah hakkında yalan uydurmayın. Sonra o
bir azap ile kökünüzü keser, perişan eder. Bu cümle sihirbazları bir hayli etkiledi. Aralarında tartıştılar, gizli gizli fısıldaştılar. Hayal edin, etrafta bir kalabalık, ne olacak, ne bitecek diye bekleniyor. Artık son konuşmalar. Bu ikisi, dedi o sihirbazlar, yani Musa ve Harun aleyhisselamı işaret ederek, sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbaz. Bunlara aldanmayın. Tamam, dedi Musa aleyhisselam, madem öyle hadi hilenizi kurun. Ey Musa, dediler, sen önce at veya biz atalım, hangisini istiyorsun, kim başlasın? Siz başlayın, dedi. Ne atacaksanız atın. Bunun üzerine iplerini ve değneklerini attılar. Biz, dediler, galip geleceğiz. Musa aleyhisselam bir bakıyor etraftaki insanlarla beraber. O adamlar öyle ipleri, sopaları, görsel böyle oyunlarla, göz yanılmalarıyla bir şeyleri atmışlar ki açıları ve efendim meyilleri belirlenmiş. Gerçekten sanki koşuyormuş gibi görünüyor o ipler. Hareket ediyor, parlıyor. İşte Musa aleyhisselam o an içinde bir korku duymuş. Allahu Teala hemen kendisine korkmamasını, üstün geleceğini murad etmiş, anlatmış. Sonra onlar iplerini attıktan sonra Musa aleyhisselam asasını atmış yere. Bu sefer şaşırma sırası büyücülerde ve izleyenlerde. Bütün o uydurdukları göz boyamalı sahnelere vesile olan iplikler, urganlar, Musa aleyhisselamın fırlattığı ve yılan olduğu o yaratığın ağzında. Sihirbazlar bir baktılar ki ortalık toz duman, millet, izleyenler çığlık çığlığa. Onlar da bu mucizeye inandılar. Ortaya bütün gerçeklik çıkmış oldu ve Musa aleyhisselamın bu Allahu Teala'nın hünerinden sonra gösterdiği harikulade olaydan sonra sihirbazlar secdeye kapandılar. Bizler, dediler, ne yaptık böyle? Bu tecelli Allah'tan geldi. Musa'nın işi değil. Biz göz yanılgısı bir şeyler yapıyoruz ama bu apaçık bir mucizedir. Hiçbir sanatkar kendi sanatından korkmaz. Ama bak, Musa bunu korkarak yaptı. Diyor ki bir yaratıcı var. Çünkü o kendine verildiğini sadece uyguluyor. Musa aleyhisselam'dan gördükleriyle böyle yorum yapmışlar. Yok, demişler, bunu tek başına yapamaz, bunu bir yaptıran var. Sonra sihirbazların reisi Musa aleyhisselamın hak peygamber olduğuna iman etmiş. Diğer sihirbazlar da tamam demişler, doğru diyorsun, biz de iman ettik. Alemlerin Rabbine iman ettiler. Firavun deliye döndü. Hem gözleriyle gördü bütün mucizeleri, hem de küplere binmiş halde. Sen, demiş, iman ettin ha? Evet. Diğerine sormuş, sen de mi iman ettin? Evet. Size sihri öğreten büyüğünüz demek, demiş, bu Musa ve Harun da, öyle mi? Siz, demiş, buna inanmaya devam edin. Size öyle bir işkenceler yapacağım ki. Zaten Firavun için işkence çok önemli bir efor sarf edeceği bir şey değil. Yüz binlerce insanı katlettikleri için çok sıradan şeyler. İşte onlar, sihirbazlar, bu tehditlere hiç aldırış etmemişler. Vallahi, demiş, istediğin kadar bize işkence et, bu apaçık mucizelere ve bizi yaratana seni tercih edecek değiliz. Ne istersen yap. Senin ancak burun bu dünyada öter.
el ve ayakları çaprazlama kesilecek. Lakin düşünüyorlar, bu sadece dünyada verilecek bir acı. En fazla öleceğim ama ahirette sonsuzluk var. Aralarından bir tanesi sihirbazlardan öyle dedi. Senin zulmün bize bir zarar vermez. Bu dünyada bize çektirirsin. Dua ettiler. Başlarına geleceği biliyor onlar. Ya Rabbi ne olur Müslüman olarak canımızı al. Günahlarımızı affet. Şu bu. Sonra Firavun dediğini yaptı. Kolları ve bacakları çapraz kesildi. Yani evvela sağ kolu, sonra sol bacağı derken Allahu Teala'nın izniyle şehit oldular. Kıptiler bu azabı gördüklerinde Musa'ya büyük alim diyorlardı. Kıptiler kimdi? Mısır'da yaşayan ateşe tapanlar, ateşperestler. Azap kalkınca da isyanlarına devam ettiler sonra. Bu zaten geçiciydi dediler. Yani daha önceki peygamberlere olduğu gibi evvela bir etkilendiler, sonra kendi dünyalarına döndüler. Tabi belalar zulüm kemale erdiği zaman gelmeye başlar. Kıptilerin zulmü iyice şiddetlendiğinde üzerlerine birçok musibetler inmeye başladı. Firavun her zora düştüğünde bırakın beni dedi. Ben Musa'yı öldüreyim. Kurtarabilirse hem Rabbim Rabbim deyip duruyor ya, Rabbine yalvarsın bakalım. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden korkuyorum. Çevresindekiler dedi ki, o senin korkacağın bir kimse değil. Haşa, sen dedi tanrısın, ilahsın. Şayet onu öldürürsen, halkın kalbine bir şüphe sokmuş olursun. Ne kadar aciz, şuna bak, ondan korktu öldürdü derler. Dediler, ben dedi onu bir gün öldüreceğim. Kibrinden zaten hırlıyor gidiyor. Bu arada Musa aleyhisselam sürekli Allahu Teala'ya dua ediyor, Rabbine sığınıyor, imanla göçmesi için vesaire. Musa aleyhisselamın mucizeleri karşısında acze düşen ve halkının Musa aleyhisselamın Rabbine iman edeceğinden korkan Firavun, Nil'in kenarında bir otağı kurmuş. 2 sene müddetle gelip geçenlere Musa'ya inanmayın demiş. Taptığınız ilahlarla beraber ben de sizin Rabbinizim. Neye taparsanız tapın ama bana da mutlaka tapın diyordu. Firavun 2 sene boyunca yollarda özel askeri birlikler kurdu. Ona inanmayın, o delidir vesaire diye. Sonra o peygamber olsaydı eğer, ona altından bilezikler vermek lazımdı. Onun yanında melekler olması lazımdı. Bak, etrafında hiçbir melek yok dedi. Ve Firavun kavmini aldattı, aldattı. İsrailoğulları inatçı bir kavimdi. Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet ikisi birbirini geçti. Değerli dinleyenlerim, biliyorsunuz bir mucize gerçekleşti. İman noktasında müthiş bir imtihandı bu. Deniz ikiye ayrıldı. Firavun ve askerleri karşıdan karşıya gözlerinin önünde geçen Musa aleyhisselamı takip etmeye, zulmetmek amacıyla gitmeye başladıklarında deniz yavaş yavaş kapanmaya başladı. O sırada İnandım, gerçekten de İsrailoğullarının iman ettiğinden başka bir ilah yokmuş vesaire vesaire. Yani Allahu Teala'ya tevbe ediyordu Firavun. Ama Allahu Teala ne buyurdu? Sen şimdi mi iman ediyorsun? Halbuki sen bundan evvel ömrün boyunca isyan etmiş, daima fesatçılardan olmuştun. Biz de bugün seni cansız bir beden olarak karada yüksek bir yere atıp bırakacağız ki arkandan geleceklere bir ibret olasın. Bununla beraber insanlardan birçoğu bizim ayetlerimizden cidden gafildirler. Gerçekten de
Firavun'un secde eder haldeki çürümemiş, çıplak, elbisesiz bedeni müzede sergilenmektedir. Birçoğunuz görmüşsünüzdür. İşte o ikiye ayrılması Nil Nehri'nin veya denizin, Kızıldeniz'de deniyor biliyorsunuz. Bu mucizeden sonra Musa aleyhisselam Beni İsrail Kenan diyarına doğru hepsini götürdü. Yolda giderken puta ve öküze tapan bir kavim gördü. Bazıları ya Musa dediler. Bize de böyle bir şey yap da biz de ona tapalım. Musa aleyhisselam dedi ki Allah sizi bakın bir zulümden kurtardı. Kıptiler sizin oğullarınızı öldürüyor. Kızlarınızı köle olarak kullanıyor. Siz hala buna rağmen Allah'a isyan edip de bu şirk eşyalarına mı tapacaksınız dedi. Musa aleyhisselam 12 bin kişilik bir ordu kurdu, Mısır'a gönderdi. Çocuk, hasta ve yaşlılardan başka kimse kalmamış. Ordunun birinin başında Yuşa bin Nun aleyhisselam, diğerinde de Kalib bin Yuhne kumandallık ediyor. Ganimetlerle döndüler. Taşıyamayacak hale geldiklerini sattılar. Tabii Kıptiler de perişan oldular. Bu durum ayet-i kerimelerde tek tek anlatıldı. Cenab-ı Hak kahr-ı ilahiye düçar olan toplumların hazin akıbetlerini ve tarihin çöplüğünde kaybolup gitmelerini ne güzel anlatıyor. Meryem suresi 98. ayet. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onlardan herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya onlara ait cılız bir ses işitiyor musun? Musa aleyhisselam kavmini Kenan diyarına götürmek için yola çıkmıştı. Arz-ı Mevut denilen yere yerleşeceklerdi. Musa aleyhisselam her koldan bir temsilci seçti. Yuşa bin Nun ve Kalib bin Yuhne'nin reisliğinde oradaki kavmi keşfe gönderdi. Gidenler Amalika kavmini çok güçlü buldular. Fakat bunu herhangi bir korkuya sebebiyet vermemesi ve ruh hallerinin bozulmaması için kavimlerini anlatmamak üzere anlaştılar. Zaten Musa aleyhisselam da böyle emretmişti. Ancak Yuşa bin Nun ve yanındakilerin dışındakiler durumu tek tek kavimlerine anlattılar. Onlar da yani İsrailoğulları da harbetmekten kaçındı. Musa aleyhisselam dedi ki yapmayın etmeyin. Allah'ın size vatan olarak yazdığı bu mukaddes toprağa girin, Allah'a güvenin, yapmayın. Onlar hayır dedi, orada çok bizden güçlü insanlar var ya da zorba bir toplum var. Onlar oradan gitmedikçe biz oraya gitmeyeceğiz. Musa aleyhisselam, hayır yapmayın etmeyin dese de, ey Musa dediler, şu durumda sen ve Rabbin var ya, hadi, siz ikiniz gidin savaşın, biz burada olacağız dedi. Firavun'un zulmünden kurtulduktan sonra o kötü günleri unuttu nankör İsrailoğulları. Dünya nimetlerine kavuşmuşlardı, rahata alışmışlardı. Şükretmeyi unuttular. Dünyevi istek ve arzuları arttı. Musa aleyhisselam'dan kudret helvası ve bıldırcın eti istemişlerdi. Bu nimetler kendilerine her gün bahşedildi ama her gün. Pişirmek yok, ter dökmek yok. Buna ilaveten Musa aleyhisselam asasıyla taşa vurmuş 12 pınar fışkırmıştı. İsrailoğulları ise isteği bitmeyen, şükürsüz, sabırsız bir kavim oldukları için peygamberlerine yük olmakta devam ettiler, nankörlük yaptılar. Ey Musa dediler, biz her gün aynı yemeği yemekten bıktık. Dua et de Rabbine. Başka şeyler çıkarsın bizim için şu yerden. Değişik bitkiler, ürünler olsun. Musa aleyhisselam, siz dedi daha hayırlı olanı değersiz bir şeyle değiştirmek mi istiyorsunuz? Yani size bedavadan her gün
gıdanız geldiği halde hiç ter dökmüyorsun, çalışmana gerek yok, böyle bir durum varken sen yorulmak mı istiyorsun? Sonra işte üzerlerine öyle bir aşağılık ve yoksulluk damgası vuruldu ki gazaba uğradılar. Ve orada imtihanlı zamanlar oldu. Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi," dedi, "ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum. Bu adamlar beni dinlemiyorlar. Bizimle bu yoldan çıkmış toplumun arasını ayır." İşte sonra onlara 40 yıl yasaklanmış. Neresi? O arz-ı mukaddes denilen yerler. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmışlar. Ve Beni İsrail kavmi nankörlüklerine devam etti. Hiç bu kadar acı çekmelerine rağmen, mucizeler görmelerine rağmen değişmediler. "Sen Rabbinle beraber savaşa git. Harp yapacaksan kazan. Biz burada duruyoruz," demişlerdi ya. Mahvoldular, gittiler. 40 sene boyunca Tih sahrasında kaldılar. Bir adım ileri gidemiyorlar. Ne gökten bıldırcın eti geliyor, ne yerden bitkiler geliyor. Öyle ki burada bir mucize daha gerçekleşti. O Tih sahrasının kuzeyine gidiyorlar. Gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Allahu Teala'nın bir işi. Çıkamıyorlar, tekrar dönüş yerine varıyorlar. Bir daire içindeler. Düşünün, 40 sene boyunca küçücük bir sahradan adım atamamışlar ileriye. Dönen tekrar aynı dairenin içine geliyor. Yeni bir nesil yetişmiş. Nihayet imanlı, genç bir nesil gelmiş. Onlar da bağışlanmışlar, arz-ı mevuda girmişler. Bugün bu Batı Şeria deniyor ya mesela, oradan ismini almış, Şeria nehrinin doğu kıyısındaki yerleri ele geçirmişler, arz-ı mevuda yerleşmişler. Musa aleyhisselam İsrailoğullarıyla birlikte Mısır'dan çıkıp düşmandan kurtulunca Allahu Teala katından bir kitap getireceğini söylemişti. Yerine Harun aleyhisselamı vekil bıraktı. "Sen," dedi, "burada dur. Bunların yanlış işleri olursa onlara müdahale et. Ben Allah'ın emriyle Tur Dağı'na gidiyorum. Orada 30 gün oruç tutacağım. Rabbimden nazil olacak yeni bir kitapla geleceğim," dedi. Tabi o nankör kavmi boş konuşmaya devam ettiler. "Yanında," dediler, "bizden şahitler olmasını istiyoruz, sana güvenmiyoruz." 70 kişi seçtiler, ayetler geldiği zaman onlar da şahitlik edeceklerdi. Hep birlikte o Tur Dağı'na gittiler. Musa aleyhisselam vaat edilen kitabı Cenab-ı Hak'tan niyaz etti, 30 gün oruç tutmasını emretti. Zilkade ayının 30 günü o, 30 gün oruç tuttuğu ay. Sonra Zilhicce'nin ilk 10 günüyle de bu oruç 40 güne tamamlandı. Ve Musa aleyhisselama kitap verilerek vazifesi de tevdi edildi. Musa aleyhisselam bu vazifenin gerektirdiği olgunluğu kazanmayı sağlayacak orucu, ibadeti, efendim duayı, tefekkür için, kazanmak için 40 günlüğüne Tur-i Sina'ya davet edilmişti. O, göklerin sessizliğine dalmak ve yerlerin meşgalelerinden uzaklaşmak, nihayet enginlerde Allahu Teala'ya ulaşarak mana ummanına dalmak için Tur-i Sina'da diğer insanlardan ayrı bir hayat sürdü. Musa aleyhisselamın Tur-i Sina'da 40 gece kaldığını görüyoruz. Ehlullah'ın büyük bir tecelli sabahını ermeleri için geceler gibi karanlık ızdırap saatleriyle çile doldurmak gerekiyor, değil mi? İlahi feyiz ve bereket genelde geceleri geliyor ve bütün bu güzellikler sabahları, ızdıraplı gecelerin seherlerini takip ediyor. Musa aleyhisselam hiç ara vermeden 30 gün oruç tuttu.
Allah'ın izniyle ne acıktı ne de susadı. Fakat Hızır aleyhisselamla buluşmak üzere sefer etmesi emredildiğinde henüz yarım gün geçmeden sabrı kesildi ve acıktı. Arkadaşına ne dedi? Yiyeceğimizi getir yiyelim. Çünkü onun Hızır'a gidişi bir imtihan sebebiyleydi. İmtihan üzerine iptila eklendi. Mahlukun yolundaki seferde yarım günde acıktı. Fakat Hak Teâlâ'nın sohbet mahiyetinde 30 gün yemek içmek aklına bile gelmemişti. İsrailoğulları Musa aleyhisselamla beraber Kızıldeniz'den geçtikten sonra sığır başı şeklinde putlara tapan bir kabileye rastladılar. Musa aleyhisselama az önce bahsettim, sen de bize böyle bir ilah yap da ona ibadet edelim demişlerdi ya, bunu tekrarlayıp durdular. Musa aleyhisselam kendilerine nasihat ettiğine, bakın daha önce de aynısını söylediniz, bu şirktir yapmayın. Onlar tevbe etmişti hatırlarsanız. Ancak yıllar geçti, Musa aleyhisselam Harun aleyhisselamı vekil bırakmıştı ya Tur Dağı'na gittikten sonra, onlara karşı imansızlığını gizleyen nankör bir Yahudi Musa aleyhisselam hazır yokken halktan altın topladı ve bir buzağı yaptı. İnek yavrusu. Dedi ki bakın bu Musa'nın ilahıdır. Bütün altınları almış eritmiş bir buzağı şeklinde heykel yaptırmış. Fakat demiş Musa tanrısını unuttu haşa. Buzağa tapın demiş. O Samiri isimli adam sanatkar bir kimse. Buzağı öyle bir ustalıkla yapmış ki altından, içine rüzgar girdiğinde canlıymış gibi bir böğürme sesi geliyor. Bir kanal açmış, delik. O iki delik rüzgar geldiği zaman içinde bir şey varmış gibi böğürme sesi çıkartıyor. Samiri demiş ki bakın demiş, ilahınız sizinle konuşuyor, dinleyin. Tepelik bir yere koyduğu için rüzgar da esiyor orada. Herkes şaşkın. Böylece o Samiri denilen adam onun bir ilah olduğuna birçok kişiyi efendim ikna etmiş. Harun aleyhisselam kendilerine ısrarla yapmayın etmeyin demiş ama dinletememiş. Neyse demişler ki Harun aleyhisselama, senin demiş abin buraya gelene kadar biz buna tapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Tur Dağı'nda olan Allahu Teala'ya Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor. Senden sonra biz kavmini imtihan ettik ve Samiri onları yoldan çıkardı. Haber veriyor o durumu. Sonra Musa aleyhisselam kavmine dönüyor. Tabi sinirli ve üzgün. Benden sonra diyor, arkamdan siz ne kötü işler çevirdiniz öyle. Siz beni sadece bekleyecektiniz. Niye bunları yaptınız? Sonra o inen Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başından tuttu, kendine doğru çekmeye başladı. Yani sinirlendiği için o anda ben sana emanet ettim böyle mi yaptın diye. Lakin Harun aleyhisselam bu kavim dedi beni zayıf gördüler, neredeyse beni öldüreceklerdi, ben elimden geleni yaptım. Hem bak sen bana bunların yanında böyle hareketler yaparsan beni küçük düşürürsün, güldürürsün bana. Ey Harun dedi, sana ne engel oldu da sen bu adamların bu buzağı taptıklarını gördüğün halde benim emrime uymadın. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam ana baba bir neydi, kardeşti. Durum böyle olduğu halde Harun aleyhisselamın anamın oğlu demesinin sebebi Musa aleyhisselamın merhametini celbetmek için. Yani yumuşak konuşuyor, iyi davranmasını istiyor. Tabi sonra sinir yatışıyor Musa aleyhisselamın, ya Rabbi
beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine kabul et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diyor. Kavminin yanına gidiyor. Siz diyor, bana söz vermediniz mi? Size geleceğim dedim, beni bekleyin dedim. Sizden adamları da aldım yanıma, siz beni niye beklemediniz? Dediler ki, biz sana olan vaadimizden dönmedik. Ama ziynet eşyaları vardı ya, altınlar falan. Biz onları attık. Aynı şekilde Samiri de attı. Yani Samiri'nin telkiniyle ziynetleri eritmek ve buzağı yapmak için ateşe attıklarını söylediler. Bu işi bu adam yaptı. Ondan sonra Musa aleyhisselam bu çirkin işlerinden dolayı dedi, siz hemen Allah'a tevbe edin, çok pişman olacaksınız ve efendim tevbe şartından bir tanesi ölüm dedi. Onlar da sabrederiz dediler, beklediler. Musa aleyhisselam, ey kavmim dedi, şüphesiz bu buzağı tanrı edinmekle kendinize çok büyük kötülük yaptınız. Nefislerinizi öldürün, tevbe edin. Ondan sonra efendim öldürecek olanlar öldürüleceklerin başında ellerinde birer kılıç olduğu halde beklemeye başladılar. Her puta tapanın ardında emir gelince onun boynunu vurmak üzere bir kişi vazifelendirilmiş. Hatta bunların içinde birbirine akraba olanlar da var. Pişman olup da kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce, eğer dediler, Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa biz ziyana uğrayacağız. Bunun üzerine Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam şefkatlerinden dolayı dua ettiler, ağladılar. Ayet indi, A'raf suresi, ve tevbeleri kabul oldu. Sonra Samiri'yi buldu Musa aleyhisselam. Dedi, senin zorun ne? Sen niye böyle bir şey yaptın? Ben dedi, onların görmediklerini gördüm. Zira dedi, o elçinin izinden bir avuç toprak alıp onu erimiş mücevheratın içine attım. Bunu böyle nefsim bana hoş gösterdi dedi. Yani Samiri'nin halkın görmeyip de kendisinin gördüğünü ve izinden bir avuç toprak aldığını iddia ettiği elçi, Musa aleyhisselamın huzuruna gelen Cebrail aleyhisselamdı. Samiri ne yapmış? Görmüş, Cebrail aleyhisselamın atının bastığı yerlerin yeşerdiğini, ondan bir toprak almış ve altınları erittiği o kaba o toprağa da koymuş. Musa aleyhisselam da sinirlenmiş, artık demiş, sen buradan git. Hayatın boyunca bana dokunmayın diyeceksin. Ayrıca senin için kurtulamayacağın bir ceza günü var. Gerçekten Musa aleyhisselamın o ayet-i kerimedeki bedduasından sonra Samiri ağır ve bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış ve ömrü boyunca son nefesini verene kadar kimse yanında duramamış. Allah-u Teala Musa aleyhisselama buzağa taptıkları için pişman olan İsrailoğullarını temsilen 70 kişi seçerek huzuruna getirmesini ve hep beraber tevbe etmelerini istemişti. Musa aleyhisselam bu 70 kişiyle Tur'a gitti biliyorsunuz. Fakat o nankör kavim Allah-u Teala'yı biz de göreceğiz dediler. Bunun üzerine orada şiddetli bir deprem oldu ve bayılıp düştüler. Sonra Musa aleyhisselam Allah-u Teala'ya yalvardı. Bu afette kaldırıldı. Sonra Amil isminde İsrailoğullarından çok zengin birisi bir yerde ölü olarak bulundu. Öldüren amcasının oğlu. Halk Musa aleyhisselama müracaat edip katilin bulunmasını ve kısas yapılmasını istiyorlar. Musa aleyhisselam katilin kim olduğu meselesinde tereddüt içinde ve bir neticeye varamadı. Bunun üzerine Allah'a dua etti. Allah-u Teala da bir inek kurban etmelerini istedi. Beni İsrail Musa aleyhisselama katil ile dedi, İnek kesilmesi arasında ne alaka var? Sen bizimle alay mı ediyorsun? Halbuki bu itirazları Allah-u Teala'ydı. Çünkü o emri o vermişti. Bir imtihan içindeydiler.
ama kaybetmek üzereydiler. Musa aleyhisselam dedi ki, bakın, yanlış konuşmayın, ben bunu kendim istemiyorum, Rabbimin emridir, bununla alay geçmeyin. O halde dedi, bizim adımıza Rabbine dua et, onun ne olduğunu açıklasın. Musa aleyhisselam dedi ki, Allahu Teala buyuruyor, o ne yaşlı ne de körpe, ikisi arası bir inek olacak. Size emredileni hemen yapın. Yine dediler, bizim için Rabbine dua et. Onun rengi nasıl bir şeymiş? O da anlattı, dedi ki, sarı renkli, parlak tüylü, böyle baktığınız zaman içinizi ferahlatan bir inektir. Neyse, Yahudiler böyle bir ineği araştırdılar falan, yetimi olan bir kadında buldular. Kadın kendisinin geçim kaynağının o inek olduğunu söyledi, satmak istemiyor, biraz yüksek tuttu fiyatı, 1000 akçe isterim dedi. Musa aleyhisselam, kadının dedi istediği miktarı verin ve o sığırı alın. 1000 akçeye razı oldular, fakat bu sefer kadın, madem dedi bu kadar paraları var, ücreti dedi 2000 akçe. Kavmi bunu çok yüksek buldu. Sığırı almak istemedi. Tekrar geldiler. Ey Musa dediler. Bizim için dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu açıklasın. Nasıl bir inek keseceğimizi biz anlayamadık. Allahu Teala dedi şöyle buyuruyor. O sığır henüz boyunduruk altına alınmayan, yer sürmeyen, ekin sulamayan, serbest serbest dolaşan, renginde hiç alacası bulunmayan bir inektir. Bu sefer İsrailoğulları, işte dedi şimdi hakikati getirdin. Bunun üzerine onu bulup kestiler ama az kalsın kesmiyorlardı. Çünkü bu tariflerde yine yetimi olan kadının sığırının olduğunu gördüler. Üstelik kadın ücreti iyice arttırmış, 10.000 akçeye yükseltmişti. Daha sonra dedi ki kadın, eğer dedi hayvan alacaksanız alın ama bir şartım var. Onu keserseniz dedi, derisini tulum yapıp içini altınla dolduracaksınız ve bana vereceksiniz. Allah Allah, imtihan üzerine imtihan. Ancak demiş öyle veririm. Tekrar gelmişler Musa aleyhisselama. Ya bak böyle olaylar oluyor, biz 1000 akçe verecektik, 2000 oldu, 5000 oldu, 10.000 oldu. Şimdi bu kadın hem bunu yapın diyor hem de işte içinden işte tulumun içine de altın istiyor. Ne pahasına olursa olsun dedi Musa aleyhisselam, siz bunu yapacaksınız. Öyleyse dedi kavmi, şimdi alalım, emir yerine gelsin. Yoksa mahvolacağız. İneği aldılar. Beni İsrail bu sefer de ineğin ücretini ödemiyorlar kadına. Musa aleyhisselam dedi ki, bak yapmayın. Ücretini ödemezseniz ölü dirilmez. Onlar da çaresiz ineğin derisini tulum yaptılar. İçine de bir de altınla doldurdular, kadına verdiler. Nihayet hayvanın dilini ölüye dokundurduklarında ölü, kanlar içerisinde kalktı Allah'ın izniyle, hakikati anlattı. Beni dedi amca oğullarım öldürdü, filan 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 beni öldürdü dedi, sonra tekrar öldü. İşte bu cinayeti işleyen iki gence derhal kısas tatbik edildi. Musa aleyhisselamın Hızır aleyhisselamla yolculuğu var. Musa aleyhisselamın cennetteki komşusunu merak etmesi var. Acaba nasıl bir insandı bu diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gecesinde kendisiyle görüşmesi var. Vakit olsa bunlardan da bahsetmek isterdim ama vakit yetmedi. En azından kendisiyle alakalı bir iki cümleyi daha size takdim etmek isterim. El-Ahzab suresinde Mevlamız Celle Celaluhu onun hakkında şöyle buyurmuşlardır. Ey iman edenler! Sizler Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Allah onu onların söylediklerinden temize çıkardı. O Allah katında şerefli ve mevki sahibi bir kimseydi. Musa aleyhisselamın görünüşü hakkında
İbni Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayete göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İsa bin Meryem, Musa ve İbrahim'i gördüm. İsa kırmızı renkli, kıvırcık saçlı ve sadrı genişti. Musa ise iri cüsseli ve düz saçlıydı. Musa aleyhisselamın vefatı hususunda değişik rivayetler var. Fakat en meşhur rivayet hangisi derseniz, 120 yaşında vefat etmiş ve Kudüs civarında defnedilmiştir. Aleyhisselam. Her şeyin en doğrusunu Allahu Teala bilir. Hepiniz en emin olana emanet olunuz.